Arkadaşlar, çözülmeyecek bir sorun yok. Bekleyin. Devletin verdiği zamı iş yerimiz vermedi. Müdürümüz de talep edince müdürümüzle beraber bizi çıkarttılar. Hakkımızı vermiyorlar. Çıkartıyorlar ama hakkımızı vermiyorlar. Gecenin bu saatine kadar burada bekletiyorlar. Biz de hakkımızı almadan buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz burada? Tekstildeyim ben, burada fabrikadayım. 17 yaşından beri buradayım. İşte bugün çıkın gidin diyor. Paramızı vermeden bekletiyorlar bu saate kadar. Peki kaç kişi mağdur oluyor? Şu an 160 kişiye, 160 kişiye yakın var. 30 yıldır buradayım. Vardiya müdürü olarak çalışıyorum. Bugün saat 4'e kadar çalıştık. Saat 4'te patron geldi. Ben size devletin verdiği zamı vermek istemiyorum dedi. Dolayısıyla biz de kabul etmeyince, çalışmak isteyen varsa çalışsın, çalışmak isteyen istemeyen de dışarı çıksın dedi. İsmini yazdırıp dışarı çıksınlar dedi. Biz de hepimiz ismimizi yazdırdık. Dolayısıyla çıkışımızı bekliyoruz şu an. Hakkımızı istiyoruz ve polis zoruyla bizi çıkartmaya çalışıyorlar. Burada bugün haksızlık yapıldığı için hepimiz işi bırakmak zorunda kaldık. Bize devletin vermiş olduğu zamı vermedikleri için 160 kişi bugün burada mağdur. Çalışıyorsanız çalışın, çalışmıyorsanız da çıkıp gidebilirsiniz dedi. Biz çalışmadığımızı belirtmemize rağmen hala bizim haklarımızı vermeyip burada bekletiyorlar. Gecenin bu saatine kadar. Şimdi de basın mensuplarını burada görünce patron basına röportaj vermemiz için tekrardan bizi içeri çağırdı. İşverenden %26.6'yı devletin verdiği zamı istedi. Kendisi de %10 verdi. Cumartesi arkadaşlar duydu, arkadaşlar itiraz etti. İşletme müdürümüzü bekledik. Beklerken işveren vekili Nemin Vural işlere hakaret etti. Çalışan çalışır, çalışmayan çalışmaz deyip bizim çıkışımızı verdi. İşletme müdürümüz geldi. Arkadaşlar ben işverenle görüşeceğim. Pazartesi size durumu bildireceğim dedi. Pazartesi geldik. İşveren ben %10 verim dedi. Çalışan çalışır, çalışmayan çalışmaz dedi. Bizim çıkışımızı toplu halde verdi. Daha sonra gelip ben sizi hep birlikte çıkartamam. Size bir ay ücretsiz izne çıkarsınız. Ondan sonra ben işçi bulma kurumuna gönderirim. Tek tek yavaş yavaş çıkarım dedi. Bizi mağdur etti. Şu an bu saat olmuş. Bu saate kadar bekliyoruz. Gidip geliyor. Siz dövüş mü istiyorsunuz? Kavga mı istiyorsunuz? Sizin derdiniz ne? İşçilerin arasına giriyor. Gelin %26 verelim. İşte işletme müdürünüz çıksın. Bizim ondan sorunumuz var. Sizden sorunumuz yok deyip içeriği karıştırıyor. Şu an biz beklemekteyiz. Devletin verdiği zamı bekliyoruz, istiyoruz. Şu an biz mağduruz. Mağduriyetimizi devlet büyüklerine iletilmesini istiyoruz. Duyurmak istiyoruz sesimizi. Burada bu kadar insan mağdur. Eflonsun bu haldeyken, devlet bu zamı vermişken işverenlerimiz habire zarar ettik diyorlar. Neyin zararı anlamıyorum. Dolarla alıp dolarla satıyorlar. Olan işçilere oluyor. 2. ayın 11'i 2019 tarihinde çalışmakta olan ABC vardiyalı çalışanları 1850 TL olan işçi maaşlarına gelen %20.3'lük zam oranını beğenmemiş, işi bırakmışlardır. Olayların başka bir boyutu olduğunu düşünüyoruz. Olayların diğer boyutu işletme müdürüyle olan diyaloglar, işletme müdürünün bunları kabul ettirmemesi, kabul ettirirken de bunları bize tekrar %50 de verseniz iş akdimizi şu anda biz feshediyoruz diye söylemlerde bulunması. Biz kendimiz yani 26 da versek, %50 de versek çalışanlar bunları kabul etmiyorlar. İşi bıraktıklarını ve kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ödenmeden iş yerini terk etmeyeceklerini söylediler. Ödenecek mi kıdem tazminatları?
İçeri katlanır. Yasal çerçeveler içerisinde kanunen ne doğuracaksa, kanunen hakları neyse o çerçevede biz sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 2019 yılında 1829 lira oldu asgari ücret. Oysa biz 2018 yılında 1850 TL maaş veriyorduk. Peki işçilerin talepleri olursa tekrar işte işe dönme gibi veya tazminatlarını alma gibi, işten ayrılma gibi, siz bunları kabul edecek misiniz ya da firma yönetimi kabul edecek mi? Firma yönetimi elbette uzlaşmak ister ama bazı kısır döngüler var, uzlaşamadığımız noktalar var. Ondan dolayı da patronun takdirine kalmış bir durum. Bizim talebimiz devletin verdiği %26'yı vermesi, bizim hakkımızı yıllardan beri savunan işletme müdürlüğünde devamlı bizimle beraber çalışmasını istiyoruz. İşveren de bunu kabul etmiyor. Bizim taleplerimiz bu. Peki bu talepleriniz yerine getirilmezse buradaki eylemimize devam edecek misiniz? Evet, tamam. Biz bekliyoruz. Biz o zaman bizim çıkışımız verildiğinden dolayı ihbarımızı, tazminatımızı versin, işi rast gelsin.